Karette karette olarak dünyaya gelseydim, ulan gene ekmek almaya ben giderdim ya. Bir evim bir karette karettası olurdum ben. Validem şey derdi hatta. Biz bir tane yaptık. 15-20 tane yapıyoruz. Öldürüyorlar. Bir tane yapalım adam akıllı bakalım derdi falan herhalde. Şimdi bunun okulu var, evliliği var, askerliği var. Şu adımızın anlamını bir sorgulardım ya. Karetta, karetta. Yani neden ikileme? Bir tanesi yetmiyor. Karetta. Hem daha havalı. Yani düşünsene biz de şeyiz. İnsan insan. Köpek köpek. E fil e fil. Dağlar dağlar. Böyle bir şey mi? Ben karette karette kaplumbağası olsaydım. Eminim çiftleşmek için birlikte 4000 kilometre yüzdüğüm er kişi. Yolun sonunda ben çocuk düşünmüyorum diyerek beni terk eder İtalyan karettalarına giderdim. Ben de sahilde ters döner yırtıcıların beni yemesini beklerdim. Sonra neslimiz neden tükeniyor? Erkekler yüzünden tükeniyor. Her nesilde erkek ya. Hayır. Vallahi karette karette olmaktan daha güzel bir şey yok. Uyku mu geldi? Sok kafanı içeri. Çık biraz yüz takıl. Denizin ortasındasın. Sıkıldın, çık kafanı içeri. Şöyle güzel bir sahile git. Takıl orada. Ama hep tek başınasın. Hiç arkadaşın yok. Çünkü neslin tükenmek üzere. Herhalde çok üzülürdüm. Kabuğumun üstüne ters döner. Sahilde öylece beklerdim. Çünkü insanlarımız çok acımasız. Özellikle yumurtlama döneminde hayvanlara hiç saygı göstermiyorlar. Sahile bırakılan yumurtalar gidiyor. Anneleri ağlıyor. Ben onları biraz mutlu ediyorum böyle. Hep el eleyiz. Bir yüzgecim diğerinden kısa diye hiç kimse yargılamazdı beni. Hem sonra yumurtalarımı da istediğim kumsala bırakabilirdim. Gittiğim koylarda resim çekinip Instagram atmak zorunda değilim. Tekrar dönebilmek için mavisinin tonunu aklıma kazıyabilirim. Daha biliyorum fazla edebi ama gerçekten özgür olabilirim. Kategorik olarak da olsaydım senaryo 1. Denizde yüzen bir poşeti deniz anası zannedip yutup ölürdüm. Senaryo 2. Bir teknenin pervanesine ana bu neymiş deyip takılıp ölürdüm. Senaryo 3. Büyük bir ışık yüzünden yanlışlıkla karaya çıkıp ölürdüm. Her türlü ölürdüm. Gecenin birinde kendimi kumsalda açılmış bir çukurun içinde buldum. Tek amacım denizin dışındaki o büyülü dünyaya dahil olmaktı. Kuluçka dönemim boyunca bunun için planlar yaptım. Ve 2 ay sonunda kardeşlerim denize doğru ilerlerken ben çoktan kendimi şehrin kanalizasyonlarına atmıştım. Karette karettalar denize aşık olarak doğar. Bir an önce ona kavuşmaya çalışır. Ben karette karette olsaydım o mavi ve güzel denizlerden asla ama asla çıkmazdım. Ben karette karette olarak doğmayı isterdim. Ama insanların yaşam alanımı tehdit etmesine göz yummak yerine baş kaldırırdım. Karette karette ayaklanması çıkarırdım. Sonra insanlar düşünsün. Hadi onların yaşam alanları yok olsun. Onların nesli tükensin de uğraşsınlar bakalım. Eğer karette karette olarak da olsaydım, güneşin ufka değdiği yere kadar yüzerek, su altındaki görülmemiş güzellikleri keşfedip, fok balıklarıyla dans ederek, scuba divingçilerle yüzmek isterdim. Ve son olarak da o güzel denizin tadını çıkarmak. Ben karette karette olarak da olsaydım, barış dolu ve bu kadar kocaman bir dünyaya bizi niye sığdıramadıklarını ve niye soyumuzu tüketmek istediklerini sorardım. Ölüyoruz derdim, bitiyoruz, yardım isterdim. Karette karette olarak da olsaydım, insanlar gelip şöyle der. Aa ne kadar güzel bir isim, çok tatlı. Ama sadece lafta kalır. Karette karette, dişleri olmadığı halde ısırabilirler. Şimdi, insanlar yumurtlamak için kazdığım çukurların üstüne gezince, tekneler bulunduğum alanı işgal edecek ve ben ölünce millet gelip öyle hatıra fotoğraf çekecek. Hepsini ısırırım. Hiç.